Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugün sizinle yine enteresan bir haberle karşınızda olacağım. Hatta bu haberi ilk defa da benden öğrenmiş olacaksınız. Çünkü birçok arkadaşımızın çok fazla abi Nokia Türkiye'ye ne zaman giriş yapacak diye sorduğunu görüyorum. Ben de bununla ilgili gerçekten çok ciddi ve çok net bir haber aldım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu haberi sizlerle paylaşmadan evvel lütfen şuradaki abone ol butonundan abone olmanızı sizden özellikle rica edeceğim arkadaşlar. Hala kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun çünkü çok güzel, çok özel videolar paylaşıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Lütfen buna eğer bu konuda destek olursanız çok teşekkür ederim. Bu arada kendi girişimimiz olan teknoburada.net adresine de mutlaka girin. Günlük haberleri de orada paylaşıyoruz arkadaşlar. Hatta bu haber orada da var. Bunu belirteyim. Şimdi Nokia bildiğiniz gibi 2013 yılında aslında Nokia'nın en başa gitmekten Nokia dünyanın en önemli ve en büyük mobil üreticisiydi. Fakat çok ciddi anlamda yönetimsel başarısızlıktan dolayı Nokia bu hale geldi ve Nokia satılmak zorunda bırakıldı. Düşünebiliyor musunuz? Bir firma dünyanın en büyüyken satılmak zorunda bırakılıyor. Bu gerçekten de tam anlamda bir yönetimsel başarısızlıktan kaynaklanıyor. Burada bu yani Stephen Elop denilen bu arkadaşımız gerçekten de Nokia'yı ciddi anlamda tek bir işletim sistemine bağlayarak burada Symbian'la yola devam ettiler biliyorsunuz en başta. Daha sonra da Windows tarafına geçiş yaptılar ve Windows Phone üretmeye başladılar. Windows işletim sistemi, Windows Phone işletim sistemine geçiş yaptılar. Burada şunu belirtmekte fayda var. Yani aslında kendi ekosistemleri içinde çok da mantıksız bir hareket etmediler. Yani burada aslında Nokia dedi ki iOS tarafında Apple, işte Android tarafında işte belli üreticiler var. İşte Samsung, LG gibi üreticiler var. Biz de Windows Phone tarafında tek başımıza bir marka olmak istiyoruz dediler. Aslında burada gerçekten bakıldığında pazarlama açısından yanlış bir strateji yokmuş gibi duruyor. Fakat yapmış oldukları hata şuydu. Sadece Nokia markasını bir işletim sistemine bağlı bıraktılar. Oysa ki Android üreticileri, mesela burada HTC de vardı, Samsung da vardı. Onlar hem Android telefon üretirlerken hem de Windows Phone telefonlar pazara sunabilirler arkadaşlar. Ve gerçekten hatta o dönem hatırlarsanız çok iddialı Windows Phone telefonları ortaya koydular. Özellikle HTC markası falan gerçekten çok başarılı telefonlar ortaya koydular Windows Phone ile çalışan. O dönemde o Android telefon üreticileri Android telefon da üretmeye devam ediyorlardı. Fakat Nokia burada ben sadece Windows Phone telefon üreteceğim diye ısrar etmesi bence sorunun başlangıcı oldu. Hatta ben hep söylüyorum yani çok da sevmiştim o telefonu. Nokia 1020, Lumia 1020. Eğer benim tahminim ya yani benim tahminim kesinlikle bu Android işletim sistemine gelmiş olsaydı gerçekten de dünyanın en çok satan Android telefonlarından birisi olabilirdi. Ama dediğim gibi maalesef sadece Windows Phone ile geldi o telefon ve belli bir ekosistemde kaldı. Başka da dışarı çıkamadı arkadaşlar. Yani Nokia'nın açıkçası söylemek gerekirse satılmaya hazırlanması gibi bir durum oluştu sanki. Yani Stephen Elop'la orada Steve Ballmer Microsoft CEO'suydu o da. Ki şu anda ikisi de nerede ne iş yapıyorlar belli değil ki Steve Ballmer zaten emekli edildi. Çok başarısızlıkla sonuçlanan bir Nokia, Microsoft ve Lumia ortaklığına gidildi. Gerçekten de çok başarısız oldu. Windows Phone işletim sistemi hatta bugün teknomura.net'te paylaştık. İşte ülkelere göre Android ve iOS kullanım oranları açıklandı. Japonya hariç tüm ülkelerde Windows Phone neredeyse yok denecek kadar az. Zaten Japonya'da da çok az arkadaşlar da. Yani hani Japonya'da sadece biraz artış var orada. Yani binde beşlik bir artış var arkadaşlar Windows Phone tarafında. O da neden artış olmuş bilmiyorum ama tüm ülkelerde Windows Phone aşağıya doğru gidiyor ve benim tahminim birkaç sene içinde zaten Windows Phone telefonlarda kalmayacak diye düşünüyorum. Burada daha sonra arkadaşlar yani Windows biliyorsunuz bunu almıştı. İsim hakkını almıştı Nokia'nın. Tamamen hepsini almıştı dersek yalan olacak. Çünkü mobil tarafını almıştı Microsoft. Daha sonra 2016 yılında hatta 2016 yılının başlarıydı galiba yanlış olmasın. Nokia markası Foxconn'a devredildi arkadaşlar. Oradan oraya savruldu falan filan. En son arkadaşlar bildiğiniz gibi Nokia markasının mobil tarafını HMD Global Holding'i satın aldı ve bu dünyanın en büyük holdinglerinden bir tanesi firma Android ekosistemine geçiş yaptı ve biliyorsunuz Mobil Dünya Kongresi'nde Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl yani 2016 yılında 2015 yılında
bar tipi telefonlar, yani tuşlu telefonlar, hani akıllı telefon demeyelim onlara, bar tipi telefonlar dünya üzerinde tam Nokia 35 milyon adet bar tipi telefon satmıştı. Gerçekten de burada ciddi bir pazar var. Hatta o pazar sanıyorum Samsung'un liderliğinde bir pazar. Samsung da o pazarda 55 milyon civarında falan bar tipi telefon satıyor. Yani 120 milyon adetlik bir orada pazar var. O pazarda aslında Nokia önemli bir marka, önemli bir oyuncu. Yoluna devam ediyor ve yenilenmiş Nokia 33 onunla da gerçekten de bana sorarsanız oldukça iyi bir yol alacak diye düşünüyorum o tarafta. Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 biliyorsunuz farklı özelliklerle gelen telefonlar. Bunları zaten daha evvelki videolarımızda paylaşmıştık. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6, hatta Nokia 3310 2017 modeli de Mayıs ayının ilk haftası arkadaşlar, yani bundan 3 hafta sonra Türkiye'de satışa sunulacak. Ve bu Vodafone operatörü üzerinden satışa sunulacak. İlk olarak Vodafone'da satışa sunulacak telefonlar, bunu belirtelim. Yani bunu da ilk defa biz size vermiş oluyoruz bu bilgiyi. Dediğim gibi Mayıs ayının ilk haftasına itibaren Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'yı görebileceğiz. Ve bunları alabileceğiz arkadaşlar. Vodafone hatları üzerinden alabileceğiz. Peşin olarak da satıyor biliyorsunuz Vodafone'da. Ama benim tahminim herhalde Vodafone peşin satılmasın, insanlar bizden telefon alsın diye belki ciddi anlamda kampanyalar yapılır ki bu kampanyalar yapıldı daha evvel biliyorsunuz Asus Zenfone 3'te bu kampanya yapılmıştı. Yani peşin paradan daha uygun fiyata 24 ay taksitli telefonu alabiliyordunuz. Ben böyle bir kampanyanın mutlaka Vodafone tarafından yapılacağını düşünüyorum. Şimdilik arkadaşlar benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yani ben Nokia markasının ülkemize giriş yapmasından oldukça heyecanlıyım. Çünkü dediğim gibi çok özel bir marka. Hepimizin çok sevdiği bir marka. Özellikle benim gibi yani yaşı 30 hatta 35'i geçen insanlar için gerçekten de bu marka çok önemli. Çünkü ilk telefonlarımız hep Nokia'ydı. İlk akıllı telefonlarımız Nokia'ydı. Öyle söyleyelim ya da. Bir Nokia efsanesi hepimizin hayatında vardı. Belki hepimiz bir yerden Nokia markasını kullanmışızdır diye düşünüyorum. Bakalım dediğim gibi başarılı olacak mı marka, başarılı olmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Fiyatlandırma tabii ki burada çok önemli. Bakalım nasıl bir fiyatlandırma ile çıkacak. Çünkü karşısında gerçekten çok iyi rakipleri var. Huawei var, Samsung var. A serisi var. Şimdi J serisi geliyor. Biliyorsunuz J7 2017 geliyor. Çok yakında açıklanacak, tanıtılacak o da. Yani orada gerçekten de pazar çok ciddi anlamda dolmuş bir durumda. Orada Lenovo var. Birçok model var. Asus var. Gerçekten çok fazla model var. Bakalım Nokia bunların arasına girip nasıl bir performans ortaya koyacak. Hep beraber bunu göreceğiz ama dediğim gibi önemli bir marka. Yani burada söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Telefonlar zaten geldiği zaman detaylı olarak incelemelerini yapacağız. Çünkü Nokia, hatta bir de şöyle söyleyeyim. Nokia'nın arkadaşlar Nokia 8 modeli Türkiye'ye gelecek. Nokia 8 diye bir model tanıtılacak. Ve bu modelde amiral gemisi olacak. Muhtemelen Snapdragon 835 ile gelecek Nokia 8 ve söylenene göre arkadaşlar yaz aylarında bu telefonda satışa sunulacak. Yani ben Haziran Temmuz dönemi Nokia 8'in de Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Bir de Nokia 9 adında bir telefonla ilgili çalışmalar var. Tabii bunlar şu an bir söylenti. Proview kameraya sahip olan, çok özel bir kameraya sahip olan bir Nokia 9 modelinin hazırlandığı söyleniyor. Bakalım hep beraber göreceğiz. Yani Nokia 8 ve Nokia 9 sanıyorum aynı anda pazara sunulacak. İkisi de amiral gemisi olacak. Birisi daha kamera odaklı bir telefon olacak. Zaten ikisinde Snapdragon 835 kullanacağı belirtiliyor. Ben bu konuda bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizlere şimdi sorum şu arkadaşlar. Nokia markasını heyecan içine bekliyor musunuz? Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 sizler için alınabilir telefonlar mı? Nokia markasını bekleyen çok arkadaşımız var. Şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz. Dediğim gibi Nokia Mayıs ayının ilk haftasına itibaren Vodafone'da satışa sunulacak. Bakalım bir değişiklik olup olmayacak mı? Değişiklik olursa zaten mutlaka sizler teknobro.net adresinden paylaşırız. Şimdi hoşça kalın. Akşama canlı yayın var. Görüşmek üzere. Bay bay.